Ali Mahir Başarır, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la yaptığı görüşmeden sonra milletvekillerinin binaya girmesine, Esenyurt Belediye binasına girmesine izin verdiklerini söylemişti. Milletvekilleri de girdiler. Fakat belediye meclis üyelerinin binaya girmelerine hala izin verilmiyor. Seçilmiş olmalarına rağmen, haklarında bir karar olmamasına rağmen, idari ya da bir yargı kararı olmamasına rağmen seçilmiş belediye meclis üyeleri binaya giremiyorlar. Bugün çok enteresan bir görüntü geldi Esenyurt'tan. Muhabirimiz Ceren Ural çekti bu görüntüyü. Şimdi bu ekrandaki hanımefendi Esenyurt Belediyesi'nde görevli. Yanındaki beyefendiler de belediye meclis üyeleri. Onların imzalarının alınması gereği doğmuş Esenyurt Belediyesi'nde. Meclis üyeleri binaya alınmıyorlar ya, çare olarak şu düşünülmüş. O zaman bir görevliye bu meclis üyelerinin imzalaması gereken evrakı verelim. Onlar da belediye binasının dışında bulsun görevli ve gereken imzaları alsın. Böyle bir garabet var ortada. Yani bir görevliyi göndermişler, meclis üyelerini almıyorlar binaya fakat onların imzalaması gereken evrakı dışarıda, açık havada imzalatmaya çalışıyorlar gönderdikleri bir görevliyle. Sonra bu imzalar atılmamış, bu görevli geri dönmek zorunda kalmış belediye binasına. Yönetmenim tekrar söyler misin? Duyamadım. Peki, şimdi Ceren Ural orada. CHP nöbetine devam ediyor, adalet nöbetine devam ediyor. Yani meclis üyelerinin ve Cumhuriyet Halk Partililer için belediyeye giriş yasağının sona ermesini istiyorlar. Nöbetleşe ekipler gönderiliyor Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belediye binasının önüne. Bugün de orada Özgür Karabat'ın, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın başını çektiği bir heyet. Adalet nöbetinde. Bugün Özgür Özel grup toplantısında Serdar Ortaç örneği verdi. Serdar Ortaç bu yasa dışı bahis soruşturmasında, işte kumarı özendirdikleri, yasa dışı bahisi özendirdikleri suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Mehmet Ali Erbil'le birlikte başka gözaltına alınanlar da var soruşturmada. Adli kontrolle bırakıldılar. Bu haberi vereceğim birazdan size. Fakat Özgür Özel'in söylediği çok doğru. Diyor ki, Serdar Ortaç'ın evine polis gitti, kapıyı tıkladı. Fakat Serdar Ortaç uyuduğu için kapıyı açamadı. Polis bekledi. Serdar Ortaç'ın uykusunun sona ermesini, uykusundan kalk. Sonra ifade vermeye buyur edildi, götürüldü, ifadesi alındı, mahkemeye çıkarıldı. Sonra da işte adli kontrolle serbest bırakıldı. Ama diyor, Serdar Ortaç'a bu muameleyi uygulayan polis, konu Ahmet Özer olunca, Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı şu an cezaevinde, Ahmet Özer olunca şafak vakti sabahın köründe saat 5'te gitti evine dedi Özgür Özer. Dahası Ahmet Özer yatak odasına girilerek uyuduğu yataktan polis tarafından kaldırılarak gözaltına alındı. Eşi duvara vuruldu dedi. Polis tarafından. Evinin kapısı koçbaşıyla kırıldı dedi Özgür Özel. Serdar Ortaç'a gösterilen tolerans seçilmiş bir belediye başkanına gösterilmedi dedi. Şimdi Esenyurt'ta durum nedir? Gidelim Ceren Ural bize aktaracak. Tele1 muhabiri Ceren, dinliyoruz. İnan Demirel, Esenyurt'taki bekleyişimiz sürüyor. Daha demin bir basın açıklaması oldu burada. Bugün 13. gün kayyumun atanmasının üzerinden 13 gün geçti. 9. günse demokrasi nöbeti. Her gün CHP heyeti buraya geliyor. Saat 10'da belediyeye girmeye çalışıyor. 11'de bir basın açıklaması ve 13'de tekrar bir basın açıklaması yapılıyor. Bugün biraz daha farklı. Dün yine CHP heyeti belediyeye girebilmişti. Bugün de aynı şekilde milletvekilleri içeri alındı. Şimdi yanımda Ankara Milletvekili Semra Dinçer var. Hoş geldiniz. Semra Hanım. Kendisi detayları bizlere aktaracak. Semra Hanım, bugünü nasıl buldunuz Esenyurt'ta diye sorsak. Siz de esnaf ziyareti yaptınız. Yakından takip ediyorsunuz. Evet. Bugün direnişin 13. günü dediniz. Gerçekten çok ciddi, kararlı, azimli bir direniş var burada. Bugün genel başkan yardımcımızla birlikte 3 milletvekili içeriye girdik. Gördüğümüz manzara korkunçtu. Terk edilmiş bir belediye görünümü vardı. İçeride çalışan personel daha çok güvenlik güçleri vardı.
Ama personel işlerinin başında, kendilerine belediye başkanlarının selamlarını ilettik. Hepsinin gözünde ayrı bir umut, ayrı bir ışık oluştu. Onların da başkanlarına çok çok selamları var. Başkanımız merak etmesin, görevimizin başındayız ve Esenyurt için hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Burada ayrıca çok önemli belediye meclis üyelerimizin kararlı bir direnişi var. Muhtarlarımızı dolaştık, esnaflarımızı dolaştık ama ben bugün burada şu memnuniyeti görüyorum. Gerçekten vatandaşta da çok ciddi bir direnç var. Vatandaş bütün gerçeklerin farkında, halkın iradesinin nasıl gasp edildiğinin farkında, ne uğruna gasp edildiğinin farkında ve söyledikleri bir tek bir şey var. En kısa zamanda belediye başkanımızı inşallah makamında göreceğiz. Esenyurtlular kendi iradelerine sahip çıkacak. Eğer iradelerine gasp etmeye kalkanlar devam ederlerse gerekeni de en yakın seçimde iki mislisiyle göstereceğiz dediler. Teşekkür ederiz Semra Hanım. Sağ olun. İnan Demirer, buradaki bekleyişimiz sürüyor. Parti meclis üyeleri burada 17'ye kadar bekleyecek, devam edecek. Yeni gelişmeler de yaşandı bugün. 3 görevden alma vardı. Bunlardan basın yayın müdürü Sermir Burkay Kaya, başkan yardımcıları Orhan Ay Yıldız ve İbrahim Halil Çalış görevden alındı. Biz bugün basın yayın müdürü Sermir Kaya ile konuştuk. Kendisi burada basın müdürüyken kendisini temizlik işleri müdürlüğüne sürgün edildiğini öğrendik. O kadar üzücü bir durum ki aslında kendisi de bunun zaten en kötü pozisyonlardan birisi olduğunu söyledi. Yani buradan eğer sürgün edilecekseniz temizlik işlerine gönderileceğinizi söylemişti. Kendisini de maalesef oraya sürgün ettiğini öğrendik burada. Ve bir yandan dün de aynı şekilde Ahmet Özer hakkında yeni bir soruşturma daha açılmıştı. Terörizm finansmanı olduğu iddiasıyla yeni bir soruşturma açıldı. Burada kalabalık her geçen gün artıyor. Dün parti meclis üyeleri yine 17'de bir açıklama yapmıştı. Bugün de aynı şekilde bekleyişini sürdürüyor. Ablukayı hemen gösterelim sizlere. Kameraman arkadaşım Murat Erkmen'le birlikteyiz. Bu belediyenin önünü almadıkları için barikatın arkasında eylem yapan parti meclis üyeleri ve CHP heyetinin tam arkasında o büyük meydanı görüyorsunuz. Ama tamamen abluka altında ve binlerce insan sadece açılan o koridordan gidip gelebiliyorlar gidecekleri yere. Ve Esenyurt Belediyesi'ne girmek de artık o kadar kolay değil. Gerçekten önemli bir işiniz varsa yine kağıdınızı gösteriyorsunuz ve o şekilde girebiliyorsunuz. Yani güvenlik kontrolünden geçmeniz lazım. CHP heyeti sabah içeri girdi ama yine polisler eşliğinde güvenlik kontrolüyle girdiler. İçeride Semra Dinçer'in de söylediği gibi aslında belediye çalışanlarından çok emniyet mensupları vardı. Dışarıda nasılsa aslında belediyenin içerisi de aynı şekilde. Demokrasi nöbeti devam edecek 17 Kasım'a kadar. Parti meclis üyeleri bu süreci daha da uzatacaklarını söylüyorlar. Biz buradayız. Yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Elim söz size bırakalım. Ceren, teşekkürler. Esenyurt'ta yani şu anda o adalet nöbeti devam ediyor ya, şöyle bir durum var. Ortada ciddi bir garabet var. Bakın, Ahmet Özer hakkında bir İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bir karar var. Yani prosedüre uygun. Elbette siyasetin talimatıyla yapılan, hukuka uygun olmayan bir karar. Fakat prosedüre uygun. Yani işte yasayı gerekçe gösteriyor İçişleri Bakanlığı. Böyle böyle bir yasa var, benim de hakkım var. Ahmet Özer'i görevden uzaklaştırıyorum diyor. Ama seçilmiş belediye meclis üyeleri hakkında bir karar yok.